Dinden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin, hasaten caminin önünde yatan Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi Hazretlerinin eserinden yararlandığımız üstazlarımızın hazırun ve bizi dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifiden güzeran eden eyme hutaba müezzin kayyimin cemaat-i müslümin tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Kim dünya kınam duyacak nasıl hayatlasın. Sonra da Allah'ın seni enam dolayım. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Te'arrazu lillahi fi eyyamikum. Kendinizi günlerinizde Allah'a arz edin. Biz geçici bir süre için evvelce takdir edilmiş, belirlenmiş bir ecel, Allah'ın bildiği başlangıcı sonu olan bir ömür için, imtihan için dünyaya geldik ve bu dünyada yaptıklarımızdan, her şeyden sorulacağız. Allah'ın nimetlerinden şükür ediyor muyuz, yerinde kullanıyor muyuz sorulacağız. Allah'ın emirlerine uyuyor muyuz, yasaklarından uzak duruyor muyuz sorulacağız. Evet, her saniyemiz bizi belirlenen ömrümüzden aşınan, ondan alınan, eksilten saniyelerdir. Ve şu anda da nefes alıp veriyoruz. İnsan nefes alıp vermeden duramaz. Nefes alması yaşayamaz. Aldığı nefesi vermesi gibi yaşayamaz. Nefes almak da nimettir, vermek de nimettir. Bu nimetleri nerede kullandın? Hangi mekanda, ne için kullandın? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Her nimetten, bu nefes gibi çok nimet, لَا تُحْصُوهَا, sayılamayacak kadar nimetlerin içindeyiz. Bunlardan sorulacağız. Niçin kullandın, nerede kullandın diye. Evet, Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, işte bu yaşadığınız sürede, her saniyede kendinizi Allah'a arz edin. Yani Allah yoluna girin. Ne şekilde? Her saniyenizi Allah'ın rızasını kazandıracak şekilde kullanın. İbadet olsun. Her saniyeniz ibadetle geçsin. Bu sizde tabiat olsun, karakter olsun, huy olsun. Hep böyle alışın. Huy halinde böyle her anınızı, her saniyenizi Allah'ın rızasına uygun geçirin. Sizde bu huy olsun, ahlak, karakter olsun. Ve bunun sebeplerine yapışınız. Evet, Allah'ın emirlerine tutununuz. Yasaklarına uzak kalınız. Dünyanın lezzetlerine, geçici lezzetlerine kanmayınız, dalmayınız. Şehvetlerde devam etmeyiniz. Onları Allah'ın emrettiği çizginin aşırı kullanmayınız. Çizgileri aşmadan emrettiği şekilde kullanınız. Böyle olursa Allah'ın rahmeti size ulaşır. Siz mutlu olursunuz. Dünyada da mutlu olursunuz. Ahirette de mutlu olursunuz. Her nefesinizde Cenab-ı Hakk'ın rızasını güderekten, Allah'ın rahmet esintilerine nail olmak için, onu kazanmak için bilinçli, şuurlu geçiriniz. Kendinizi böyle Allah'a her an arz ediniz. Fe innallah azze ve cel nefahat. Şunu bilesiniz ki aziz ve celil olan Allah Zülcel Hazretlerinin bir takım rahmet esintileri vardır. Rahmet esintileri vardır. Evet, yusibukum minha vahide. Asa yusibukum minha vahide. Bu rahmet esintilerinin ne zaman olduğu gizlidir. Siz her anınızı, saniyenizi Allah'ın rızasını tahsil uğrunda kullanırsanız, yasaklarından uzak kalırsanız,
hak yolda dost doğru yürürseniz Allah'ın bu esintilerine rastlayabilirsiniz. Allah'ın bu esintilerine rastladığınız zaman da la teşku ba'dehu ebeden, ebediyen şakî bedbaht olmazsınız. Evet, her anımızı Allah'ın emrettiği çizgide, onun rızasına uygun şekilde kullanırsak, bu vaziyette bilinçli yaşarsak, Allah'ın rahmet esintileri bize rastlar, isabet eder ve dünyada da ukbada da ebediyen mutlu oluruz. Efendimiz öyle buyuruyor. Evet, böyle uyanık yaşayınız, rastgele yaşamayınız. Dünyanın, arz ettiğim gibi konuşmam başında, nefesleri bile sayılıdır. Buna göre kullanınız bu nefesleri, nimetleri. Böyle yaşarsanız fetekunu min ehli saadat, Allah'ın mutlu kullarından olursunuz. Evet, Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına mazhar olursunuz. Bir şey yaparsınız, karşılığını alırsınız. Bir de Cenab-ı Hakk'ın fazladan vermesi vardır, İkramı vardır, ihsanı vardır. İşte böyle yaşarsanız Allah'ın bu, hak etmeseniz bile, karşılığından fazla şeylere nail olursunuz, lütuflarına nail olursunuz. Kerem hazinelerin kapıları size açılır ardına kadar. Muazzam rütbeler, makamlar kazanırsınız. Böylece bilesiniz, böylece bilesiniz Cenab-ı Hakk'ın bu imtihan dünyasında, imtihan için gönder dünyayı uyanık geçiriniz, rastgele yaşamayınız, yaşmayın. Onun için her zaman abdestli durunuz. Abdestsiz, evet, abdest namaz kılmanın şartı. Abdest olursanız namaz yok. Her an abdest almak farz değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın böyle bir çok muazzam, herkese nasip olmayan esintileri vardır. Rahmet esintileri vardır. Bunu yakalamak için abdestli olunuz. Abdestli olunuz. Temiz, bedeniniz temiz olsun. Elbiseniz temiz olsun. Gusüllü, abdestli olunuz bir. Kalbinizden de kötülükler geçirmeyiniz. Kötülükler kurmayınız, planlamayınız. İyilik düşününüz, iyili şeyleri planlayınız, projelendiriniz. İçiniz de temiz olsun. Huzur kalple yaşayınız. İşte o esintiler bu vaziyette size rastlarsa ebediyen mutlu olursunuz. Asla şakî bedbaht olmazsınız. Uyanık olunuz. Rastgele yaşamayınız. Dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorum. Saniyelerimiz sayılıdır. Boşa geçirmeyiniz. Bilinçsiz geçirmeyiniz. Diye uyuruyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle olursanız hani Allah kapını açtı kardeşim, yürü kulum dedi. Aa, yürü kulum der işte böyle. Böyle akıllı olursanız, her an hazır, uyanık olursanız yürü kulum der. Dünyada da, ukbada da sizin hak etmediğiniz mevkileri lütfeder, hediye eder. Böyle yaşayınız. Evet, Leyla-i Kadir bunlardan birisidir. Kadir. Ama ne zaman Leyla-i Kadir? Ramazan'ın 27. Eyvallah. Bütün Müslümanlar Ramazan'ın 27'sinde Kadir gecesi yapıyoruz. Doğru, tamam da kesin değil. Her geceyi Kadir bileceksin. Her anı Kadir günü bileceksin. Bir günü bir ay, bin aydan hayırlı. Bir gecesi bin adan, orası kesin. Yani o bir Kadir gecesi 84 yıl ömür sürmüş gibi kazanıyorsunuz. Lütuf gecesi. Ama ne zaman o? Her gece olabilir, her gündüz olabilir. Böyle yaşayınız. Lütuflara eresiniz. Allah'ın lütfu olmadan da
yükseklere tırmanılmaz, yükselinmez. Evet, alırsınız tamam da tepelere, zirvelere çıkmak için böyle bu bilinçle yaşamanız lazım. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hep abdestli gezmek lazım, temiz olmak lazım, temiz halde olmak lazım. Dışı temiz, yattığı yer temiz, evi temiz, çevresi temiz, vatanı temiz, topraklar temiz, yeryüzünü temiz kıldınız gibi. Neden? Çünkü cü'ilet diyel ardu mesciden. Burası, burada pislik olur mu? Burada namaz kılıyoruz. Cami çünkü. Efendim diyor ki yeryüzü mescit. Yeryüzünü cami gibi temiz tutacaksınız. Temiz olacak. Dışta böyle temizlik olduğu gibi kalbiniz de temiz olacak ki o esintilerden birisi rastladı mı zirvelere sizi Allah uçurur. Öyle güzel söylüyor Peygamberimiz. Uyanık olunuz. Kendinizi her an Allah'ın bu esintilerine hazır vaziyette tutunuz. Abdullah İbn Ömer'den, Beyhaki, Şuab-ül İman'ında, Ebu Hureyre'den, keza utlubul hayra dehraküm küllehu, zamanınızın tamamını hayır peşinde koşarak, talep ederek yaşayınız. Ve te'arrazun nefahat, rahmetullahi, Allah'ın rahmeti o esintileri, yani kendinizi hazır vaziyette, kapınız açık vaziyette bekleyiniz. Fe inne lillahi nefahat min rahmetihi, Allah'ın böyle rahmetinden size üzerinize gelen nefhalar, esintiler vardır. Yusibu men yeşâ'u min ibadihi, evet, kullarından dilediğine bunları isabet ettirir, tutar elinden yüceltir. Ve selullaha en yestura avratakum. Evet, abdest alınız, abdestli bulunuz. Ayıp yerlerinizi asla aşmayınız. Allah'ın esintilerinden mahrum kalmak istemiyorsanız, bu her an olabilir, gizli. Evet, Allah'tan böyle ayıp şeylerin örtmesini isteyiniz. Kendiniz ayıpları aşmayınız. Allah'tan dünyada da ukbada ayıplarımı yüzüme vurma ya Rabbi diye, beni rezil rüsva etme diye niyaz halinde olununuz. Evet, böyle olursa işte bu esintiler size ulaşabilir. Teallemû. Evet, öğreniniz, biliniz ki enni muhtar, ben Allah'ın insanlara hediyesiyim, lütfuyum, ikramıyım, ihsanıyım. Gavur Müslüman. Resulullah Efendimiz olmasaydı kainat yaratılmayacaktı. Resulullah Efendimiz hürmetine, onun aşkına güneş bizi ışıtıyor, ısıtıyor. Ay bizi ışıtıyor. Ağaçlar yemiş veriyor. Onun aşkına hepsi. Kainat onun aşkına dönüyor. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Ve Resulullah geldikten sonra geçmiş milletlerde olduğu gibi tamamen insanların yok olması yok. Lüt kavmi tamamen batmış. Yerin dibine taş yağmış. Böyle şeyler yok onun hatırına. Bütün insanlığa rahmet. Ama müminlere ayrıca rahmet. Hediye, lütuf. Evet. Hediye, lütuf. Ama bu lütufu kazanmak için uyanık olmak lazım. Bilinçli olmak lazım. Her an, her an diyorum. Akşam gece yatarken abdest, uyumak lazım. O zaman uykun da ibadet olur. Sabaha kadar ibadet etmiş olursun. Farz değil, mecburi değil ama böyle bir lütuf var. O esinti gece gelebilir. Sen uykuda olabilirsin ama abdestli yatarsan uyku değil o, ibadet halidir. Onun için sana rast gelebilir, uçarsın. Allah seni, işte ben bunları size duyuruyorum. Ben Allah'ın beni uçurduğu gibi
sizi de uçurmayı istiyorum. Miraç'ta bile Allah bana Esselamu Aleyke, evet, Ettehiyyatü Lillahi ve Salavatü Tayyibat, Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü, ey şanlı peygamber selam sana buyurdu. Orada bile sizi düşündüm. Yalnız bana değil ya Rabbi. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Benim ümmetime de, bundan evvelki müminlere de selamet olsun ya Rabbi. Ben böyle bir Allah'ın hediyesiyim insanlara. Hiç onları unutmam. Siz de unutmayın dediklerimizi tutun. Kazanacaksanız bilinçli yaşayın. Rastgele yaşamayınız. Evet, duistü biraf'ı kavmin. Bir takım insanları yükseltmek için geldim ben. Evet, bir avuç Müslüman, sahabi kiram, bir avuç. Ama işte bu arz ettiğim şekilde yaşadılar. Resul-i Ekrem canlarından öte sevdiler. Gece gündüz Allah'ın rızasını güttüler. Yeryüzünde parmakla gösterilecek aziz insanlar oldular. Herkesin sevdiği, saydığı Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali oldular. Sahabi oldular. Gıpta edilen kimseler oldular. Böyle insanları ben yüceltmek için geldim bak. Bana tabi oldular, beni sevdiler, onları yükselttim. Ve vad'un aharine. Birilerini de rezil etmek için geldim ben. Ebu Cehil rezil oldu. Ebu Leheb rezil oldu. Hala milyonlarca insan tebbet yede Ebi Leheb, yuh Ebu Leheb'e diye beddua ediyor. Allah öyle emrediyor. Rezil oldular. Ben bazı insanları böyle yücelttim, bazılarını da yerin dibine batırdım. Onun için ben bir müminlere lütufum, hediyeyim. Dikkat edin müminler, her anınızı abdestli, temiz, kalbi temiz, Allah'ın esintini hazır vaziyette tutun ki gece gündüz benim gibi Allah sizin elinizden tutsun, dünyanın parmak sırdığı Ömer yapsın, Ebu Bekir yapsın. Evet, gelmiş geçmiş tüm günahlarını ödedin ya Osman. Evet, diyecek kadar Allah'ın yanında makbul işler yapın, öyle adamlar olun. Onları yücelttim, onlara karşı koyanları da güç, kuvvet onlarda olmasına rağmen rezil ettim. Rezil ettim diyor güzel peygamberimiz. Evet. İbn Asakir Abdullah İbn Ömer'den, İnna Allaha ba'aseni rahmeten mühted. Ben Allah bin rahmet ve hediye olarak gönderdi. Bu istü bi rafi kavmin ve haftı aharin. Ben bir takım insanları, bana Allah'a tabi olanları, bana tabi olanları, sevenlerin canından aziz bilenleri yükseltmek, bir takım bana düşman onları da yerin dibine geçirmek için geldim şeklinde rivayet etmişlerdir. Allah Celle Celaluhu her hareketini Resul-i Ekrem'e uydurmak bilinci, şuuru içinde, bilgisiyle, niyetiyle hareket eden, Efendimizin de iki cihanda Allah yüzlerini ak etsin dediği kullarından eylesin inşallah. İşte bu hadisleri öğreneceksiniz, uygulayacaksınız. Basit ne olacak demeyeceksiniz. Evet. Sol elle yemeyeceksiniz. Sol elle yemek haram değil. Ama peygamberimiz sağını tercih edin diyor. Sağla yiyin, sağla için diyor. Sağınıza yatın, sağınızdan kalkın diyor. Sağla çıkın sokağa, şey diyor, evden sokağa. Sağla gidin diyor. Sağı tercih edin diyor. Solunuzu tuvalette kullanın. Basit bir şey bu. Ama Muhammed Mustafa uyuma niyetiyle bunu yaparsanız aziz olursunuz. İşiniz ona uymak olmalı. Ona uyan Allah'a uyar. Uymuş olur. Onu seven Allah'ı sevmiş olur. Allah da onu sevmiş olur. Öyle. İşte namaz kıldığınız yerde diyor, sünnet kılmayın diyor. Aciz misiniz yahu diyor. Sünnet kılarken iki adım sağa, bir adım sağa, sola gidin, arkaya öne çıkın. Bu bir basit bir sünnet. Ama bakayım ben, kimse apışıyor, işte yer değiştirmiyor. Bu Efendimizin bir sözü. Efendi, basit bir şey.
Ayrılmazsan haram mı? Yok canım, haram demiyorum ama Efendimizin bu sözü bu. Farz kıldığınız yerde sünnet kılman ya diyor. Sağa sola değişin diyor. Böyle basit şeylerde bile, evet basit şeylerde bile, sümkürürken sağınızda sümkürmeyin. Sol elinizle tutun burnunuzu. Basit bir şey bu. Ama niyet peygamber böyle dedi diye ona uymak olmalı. Her işte böyle. Her işte böyle olmalı. Aziz olmanın yolu budur. Böyle insanları ben yüceltmeye geldim. Hediyeyim ben. Evet, hadis-i şerifin anlamı bu. Teallemû mâ şi'tüm en te'alemû. Öğrenmek istediklerinizi istediğiniz kadar öğrenin. Yahudiler de, papa da biliyor, senden iyi biliyor papa peygamberimizin kim olduğunu. Papazlar da biliyor. Müslümanlığı çok iyi biliyorlar. Ama saltanatına gelmediği için bile bile uzakta kalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Necran Hristiyanlar, Hristiyanlığın merkezi Necran, Medine'den Suudi Arabistan'ın güneyinde bir yer. Papazlar orada yetişiyor. Müesseseleri, üniversiteler orada. Oradan papazlar, ilmine güvenen papazlar toplanmışlar. Kur'an'da var bu. Evet, toplanmışlar. Baş papaz, oğlu veliaht, o ölünce yerine geçecek adam da, oğlan da yanında geliyorlar Medine'ye. Gelirken, yolda yürürken baş papazın veliahtı oğlanı atı sürçüyor. Takılıyor, kapaklanıyor. Oğlan yere düşüyor. Veliaht papaz olacak, baş papaz olacak. Balınca yüzü acıyor, burnu çiziliyor yerde. Allah Muhammed'i kahretsin diye peygamberimize beddua ediyor. Hemen babası diyor ki, baş papaz, sakın ona beddua etme diyor. Niye baba diyor? O peygamber diyor, onu ettiğin sana gelir ha diyor. Kendine beddua etmiş olursun. Gençler temiz, kalpleri kararmamış. Baba diyor, Osman diyor, niye uğraşıyoruz adamla diyor. Madem peygamberse. Aptal diyor, bak benim eteğimi öpmek için krallar kuyruğa geliyor. İzin verirsem kabul ediyorum. Saraylarda yaşıyoruz, saltanatımız muazzam. Muhammed diyor, insanlar tarağın dişi gibi eşittir diyor. Bu saltanat yok. Topraktan yaratıldı insanlar diyor. Üstünlük papaz olmayla, imam olmayla, kral olmayla olmaz. Düzgün yaşamakla, ahlaki güzel olmakla olur diyor. Bizim saltanatımız gidecek, aptal diyor. Ama bu delikanlının bu, o peygamber ona beddua eden kendine gelecek, kendine gelir sözü kafasına yerleşiyor. Medine-i Münevvere geliyorlar. Peygamberimiz, onların biliyorsun papazların elbisesi böyle yaldızlı cübbelerledir. Televizyonu görüyorsunuz. Yaldızlı böyle papazların elbisesi kiliselerde görüyorsunuz. Gururlu, zengin. Müslümanlar da gariban, Mekke'den gelmiş, kuruşları yok. Medine'de iki gözü evlin, birisi onun, birisi onun. Hepsi öyle fakir. Efendimiz onları burada kalın diyor. Sokağa salıyor, dolaşıyorlar gururlu gururlu. Müslümanlar da fakir, garip, daha Müslümanın ilk yılları. Ondan sonra toplanıyorlar. Peygamberimiz ilkokula gitmemiş, liseye gitmemiş, fakülte görmemiş. Onlar da kaç dil biliyorlar, şimdi papazların olduğu gibi. Toplanıyorlar, soruyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam geliyor, sordukları soruya cevap veriyor, tıkır tıkır. Oğlanın iyice kalbi İslam'a ısınıyor. Papazlar da verecek cevap bulamıyorlar. Dertleri peygamberi orada rezil etmek, herkesin huzurunda. Ama her şeyi bilince tamam tamam diyorlar. Tamam tamam, sen ahir zamanda gelen Muhammed'sin, tamam da bizi dine sokma, zorlama. Saltanattan vazgeçemiyorlar. Biz sana haraç verelim diyor. Evet, dinde zorlama yok. La ikraha fid din. Tamam diyor peygamberimiz. Haracı verin diyor.
benim hakimiyetimi kabul edin, dininiz sizin olsun. İstanbul'da da Fatih öyle demedi mi? Kudüs'ü Hazreti Ömer fethedince papazlar hepsi gelmiş. Koca ordusu, fetih ordusuyla göbeklerine kadar sakallı. Ömürlerinde hiç yıkanmamışlar. Çünkü vaftiz suyundan başka su değdirmek dinde iyi bir şey değil, Hristiyanlıkta. Hepsi kokar, göbeğine kadar sakallı. Yaşlı, hiç evlenmemiş, kebap yememiş, dağ başlarında, kovuklarda yaşamış. Hazreti Ömer ona bakmış, onlara ağlamış. Niye ağlıyor biliyor musun? Benim gibi değersiz bir adamı Müslümanlıkla şereflendirdin ya Rabbi. Şu adamların haline bak. Pis kokuyor, hiç yıkanmamış. Yemek yememiş, yağlı yemek yememiş, evlenmemiş kendini. Ama kafir. Senin diğerinde sıfır değerleri. Benim gibi bir adamı da Ömer yaptın, Müslüman ettin ya. Sevincinden ağlıyor. Evet. Papazlar da Hazreti Ömer'i yenemeyecekler. Diyorlar ki Ömer, sizin dininizde besmele çekilerek zehir içsen zehir adama tesir etmez, öldürmez. Evet doğrudur diyor. Hazırladıkları zehir al öylese diyor, iç. Alıyor onu, Bismillah deyip içiyor. Papazlar da oynamaya başlıyor. %100 ölecek ki Ömer. O müthiş zehir. Onlar oynuyor, sevincinden o kadar seviniyorlar ki Ömer gitti kurtulduk diye. Ömer de ölmüyor, onları gülerek seyrediyor. Yoruluncaya kadar göbek attıktan sonra bir bakıyor ki Ömer hala gülüyor. Sen deneme ha. O Ömer çektiği besmele zehiri şifa yapar. Sen deneme. Çünkü onu söylerken olur mu olmaz mı? İkincilik Allah bizi güzel iman sahibi yapsın. O iş öyle o rütbelerde olmuyor. İşte Ömer olmak lazım. Yani bunu şey derken evet Ömer'i aziz ediyor Allah. Bu şeylerde bu iş Allah'ın Resulü'nün bu emirlerine uymakta. Ha siz istediğiniz kadar ilim sahibi olunuz. Felen yevfâkum Allah bil ilmi hatta ta'melu bima ta'lemun. Ya. Şimdi ahirete inanmayanınız var mı? Cuma günü dolup taşıyor bu cami. Bayram namazında sokaklar da doluyor değil mi? Adam inanmasa gelir mi? Ahirete inanıyor, Allah'a inanıyor. Muhammed Resulullah diyor. Yani Müslüman, mümin. Bunu biliyor değil mi? Ahiretin olduğunu, hesap olacağını, hesapta kaybedenlerin cehenneme gideceğini, kazananların cennete gideceğini biliyor ki bayram namazına gelmiş herif. Evet. Ama Allah'ın dediğini yapmıyor. Bilmek yetmez diyor. İstediğin kadar bilgi sahibi olun. Bildiğinizi uygulamadıkça sonuca gidemezsiniz. Hedefinizi bulamazsınız. İslam ilimlerinde son devrin en büyük alimi Masinyon'dur. Yahudidir. Karısı da Yahudi profesör, kendi de. Gece gündüz Müslümanlığın eksik bir tarafını bulup yıkmak için kolları sıvamışlar. Deha sahibi bir adam Masinyon. Bir Yahudi'yi eğmek iyi değil ama şimdi onu arz etmek istiyorum. Bulamamış bir eksiğini Müslümanlığın. Bizimkiler buluyor. Miracı olur mu canım diyorlar. Bir insan bir gecede gider mi semalara çıkar mı? Olacak şey mi? Bu da profesör Türkiye'de. Mucize diye bir şey olur mu yahu? İsa Aleyhisselam göğe çıkar mı yahu? Öldü yahu. Peygamber böyle aslı yok yahu hadisin yahu. Bir insan 2-3 bin yıl semada yaşar mı lan? Bu mantığa uyar mı lan? Bunu söyleyenler profesörler. Efendimiz diyor ki Miraç'ta gördüm İsa'yı. Saçı sakalı şöyleydi, boyu şöyleydi. Konuştuk. Ahir zamanda inecek yeryüzüne. Evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak, tekrar ölecek. Bu hadis böyle meşhur hadis. Ama şimdiki o öteki bunu itiraz etmiyor. Masinyon eksiği yok biliyor.
Benim hocam Tayyip Okuç, Allah rahmet eylesin, öptü Bosnalı, oralıydı, Saray Bosnalı. Altı dil biliyordu. Öyle güzel bir hocaydı. Türkiye'de çok insan yetiştirdi. Massignon da onun arkadaşı. Ona demiş ki, Tayyip Bey, ben arkadaş dinin eksiğini bulamadım, düşünmeye başladım. Ne yapsam acaba diye. Yahudilerden Müslüman olan nadirdir. Çok İslam düşmanıdır, katı. Abdullah Selam gibi birkaç tane var, mübarek sahabi olmuşlar. Ama çok azdır. O kadar ırkçıdırlar, inattırlar. Onun için Allah tarafına lanetlenmişlerdir. Durubet aleyhimü zilletü vel meskene. Şerefsizlik damgasını vurdum onlara diyor Allah kıyamete kadar. Kur'an'da ayet efendim, ben de aktarıyorum. Öyle çok nadirdir. Karısı da şeytan gibi. Bakmış ki düşünmeye başlamış. Arkadaş demiş, benim hanım İslam araştırmalarını yasakladı bana, araştırmıyor. Müslüman olacağından korktuğu için. Daha diyor İslam araştırmadım diyor. Çok büyük alim. Ama Yahudi olarak geberdi gitti. Yani öldü demedim diye kızmayın. Gavur, Müslüman öldür ya, gavur geberir gider yani. Ama biz öyle güzel bir milletiz ki ne diyoruz? Toprağı bol olsun diyoruz. Yani benim gibi güzel çirkin kelime kullanmıyoruz milletimiz. Toprağı bol olsun de. Sakın rahmet okunmayın ha. Ya güzel Ermeniydi, güzel Rum'du, güzel Hristiyan. Yo 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 yo. Kafirler Allah'ın düşmanıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen kafirdir. Kim olursa olsun. Kafirdir. Çok iyiydi diyemezsiniz. Kafire Allah'ın düşmanıdır. Ahirette hiçbir nasipleri yoktur ama sen bilgisiz olduğun için her an bilgili şuuru yaşa dedi peygamber ya. Güzel camiye gelirsin, böyle bir laf edersin, Allah'ı gücendirirsin, güm gidersin arkadaş. Bilmeden olmaz. Bilinçli yaşayacaksın. Yavur güzel adam olur mu lan? Tamam, ticari, siyasi, ilişkin kur, bir şey demiyoruz. Ama yavur güzel adam olur mu lan? Allah'ın düşmanı. Böyle diyenler var. Güzel adamdı yo. Yo, öyle demeyeceksin. Tamam, sen de insanlığın geri koma. Ama bir gavura değer veremezsin. Allah değer vermiyor çünkü. İnsan olarak merhaba, merhaba, alışveriş yaparsın. Evet efendim, siz böyle bilgi sahibi olun. Aksi halde sizi kurtarmaz. Bildiğinizi yaşayın. Yaşayın. Yaşamazsanız. Evet. Evet, yapmadıkça size fayda vermez. Daha çok hesaba çeker. Hem bildin hem yapmadın diye. Biz hocaları Allah sizden daha çok sorguya çekecek. Buradan konuşuyoruz. Oh, siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz. Söylediklerini yapmadın, niye yapmadın? Lime tekulûne mâ lâ tef'alûn? Yapmadınız, niye söylüyorsun lan? Ayrıca sorgu var. Ayrıca hocalık o kadar zor. İmam-ı Azam Hazretleri İslam alemi 4/3 onun peşinden gidiyor şimdi. Sizin tanımanız çok önemli. Sokaktan giderken esnaf demişler ki, ne mübarek adam ya. Sabaha kadar uyumaz bu. Sabaha kadar namaz kılar, ibadet eder demişler. İmam-ı Azam da bunu duymuş. Halbuki o zaman bir iki saat kestiriyormuş gece. Sabaha kadar uyumaz dediler ya. Molla demiş, bundan sonra gece uyumak bize haram oldu. Baksana millet bizi nasıl biliyor. Halkın dediğine, sandığına uygun olmak. Hocanın şeysi bu. Söylediğin söyle. Yapmazsan anan ağlatacaklar arkadaş. Kendime de söylüyorum yani. Ve bildiği için de hocaları Allah affetmiyor. Hem biliyor hem de yanlış yaptı mı
affetmiyor. Bilginiz ne kadar olursa olsun, o bilgiye göre hareket etmezseniz, uygulamazsanız Allah size fayda vermez. Evet, daha çok hesaba çeker. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Ya öyle bir, şimdi sen, oh, hocalar kıstırdı hocam. Sen de hocasın, evlendin, karın var, oğlun var, kızın var. Küllüküm mes'ulün an ra'iyeti. Karın açık gezerse Allah sana söyler, öğreteceksin. Örtülen başını, gardanı açma. Şimdi tabiileşti kardeşim. Her yerde karılan göğsü açık. Normalleşti değil ki. Allah'ın emri kadının yüzü, eli, ayağı hariç her tarafı örtülür. Kocasına görünebilir evde. İsterse çıplak gezsin ama başkalarına görünemez. Resmi tefsire bakabilirsiniz. Devletin bastırdığı hak dini, Kur'an dili 1936'da devlet bastırmış. O tefsiri benim şu söylediğimi bulabilirsiniz resmi tefsirde. Ama şimdi bakıyorum ben, karısı yanında, her tarafı açık, o da önde gidiyor. Ne oldu ya? O da Müslüman. Kafir demiyorum. İnkar etmedikçe kafir olmaz ama biliyorsun, yapmıyorsun, fayda vermez diyor. Sen Müslümansan bu haram. Arkadaş, sen de ev kocasın, kocası da evinin hocasıdır. Sana da farz-ı ayın, karına Allah'ın emrini öğretmek, kızına emrini öğretmek, oğluna Allah'ın emrini öğretmek farz-ı ayın. Evet, onun için bileceğiz, öğreneceğiz, uygulayacağız. Görevimiz. Aksi halde diyor, felen yanfa Allah'ı, fayda vermez. İlmin seni kurtarmaz. Daha sorguya sebep olur. Dikkat edin, bunları bilesiniz diyor, buyuruyor güzel peygamberimiz. Hatta bildiğin halde yaparsanız makten indallah, çok çirkin bir şey olur ve çok başınıza bela olur. Evet efendim, Saf suresinin 3. ayetidir bu ayet. Evet, ilimle amel etmeli, namaz kılarken namazın gereklerini bilmeli, uygulamalı. Ama hayatta da bildiğini uygulamalı, yalnız namazda değil. Namazın farzlarını, vaciplerini bilmezsen namazı boşuna yatağa kalkarsın. Ama hayatta da hem ben Müslümanım ama hırsızlık yaparsın, rüşvet alırsın, yalan söylersin, Allah örtünce de çıplak gezersin, kafa çekersin. Tamam, inkar etmiyorsun, kafir değilsin, kabul de. İnkar etmedikçe kafir olmazsın ama seni kurtarmaz arkadaş. Hem biliyorsun hem yapmıyorsun diye, لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ diye sorguya çekerler. Bunu da bilesin. Efendimiz bunu bize haber veriyor. Evet, Muaz bin Cebel Hazretlerinden, Ebu Derda Hazretlerinden bize nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Teallemül Kur'an ve allimuhu. Ey müminler, Kur'an'ı öğreniniz. Kur'an öğrenmek, Kur'an okumak en muazzam şeydir. İnne afdalel kelami kelamullah. Sözlerin en muazzamı Allah'ın sözü Kur'an'dır. Ve afdalel hedi hedi Muhammed. Yolların en güzeli Muhammed Mustafa'nın yoludur. Kur'an en muazzam şeydir. Onu öğreniniz ve allimuhu. Öğrendikten sonra öğrendiğiniz Kur'an'ı başka insanlara da, mümin, başta karınız, oğlunuz, kızınız, yakın akrabanız, hocaysan cemaate öğretiniz. Onun için ben hocam zamanım yok, çocuğunu gönder Kur'an öğreten kurslara, camiye gönder, kurslara gönder. Aksi halde yakana yapışacaklar, haberin olsun. Ayet okudum size. Ve teallemül feraiz.
Feraize öğreniniz. Ne demek? Adam öldü. Karısı ne kadar miras alacak? Kız ne kadar miras alacak? Oğlan ne kadar miras alacak? Çocuk yok. Adamın kardeşi var. Ne kadar miras alacak? Kim biliyor? Hocalar bilmiyor ki, sen bilesin. Efendim diyor ki, faraizi öğrenin. Ölüm miras meselelerini, mirasçıların alacağı payları bilensiniz, başkasının hakkını yemeyesiniz. Evet. Medeni kanun da buna müsait hüküm koymuş. Evet. İsviçre'den tercüme etmişiz. Orada din nazara alınmadı. Kanunumuzdur, uyacağız. Ama Medeni kanun diyor ki, mirasçılar mukavele yapılabilir, sözleşme. Kız kardeşlerimiz şunu alacak, oğlanlar şunu alacak, annemiz şunu alacak, anne ölmüşse babamız şunu alacak diye miras mukavelesi yapabilirsiniz. Devlet bunu kabul ediyor. Tapuya gidiyorsunuz, biz tamam, böyle taksim edeceğiz. Tamam diyor. Sen de Müslümansan, kanun sana müsaade ediyor. Evet. Biz çağırıyorlar, gidiyoruz. Şöyle bir yokluyorum. Tövbe. Nereden kabul edecek bunu? Hiç kurcalamıyorum onu. Medeni kanunu taksim ediyorum. Helalleşin diyorum, helalleşin. Çünkü sorsam sen kabul etmiyorum diyor, diyecek. Yokluyorum, hava öyle. Yani İslam'a göre taksimde erkek çok alıyor, kadın az alıyor. Kabul etmiyorum ben diyecek. Allah'ın emrini kabul etmiyorum deyince de ne olacak? Adı istediği kadar Ayşe olsun. İmandan çıkacak. Şimdi bunu ne kadar söylüyorlar bunu? Kardeşim benim kimseye zararım yok ki. Bir kadeh akşam içiyorum, neşem buluyorum. Bunun nesi haram olsun? Böyle söyleme kardeşim. Tamam, Müslümansın, cuma namazı kılıyorsun, bayrama geliyorsun. Kıbleye dönüp namaz kılan mümindir. Biz ona kafir gözüyle bakamayız. Ama böyle söyleyince iman gider. Bunu bilmesi lazım. Bunu bildiği zaman tüm iyilikler güm gider. İmanla oynuyor ama böyle bir şey demiyor. Allah affetsin, vazgeçemiyorum işte. O ayrı iş. Orada iman gitmez. Tabii anasını ağlatırlar da. Bakarsın çok güzel bir iş yapar. Allah affeder. O bizim yetkimizde değil. Ama bunun kime zararı var? Niye haram olsun ki dedin mi? Allah'ın haramını reddetmiş olursun, iman gider. Arkadaş. Bu kadınların açık gezmesi gelenek yahu. Yok canım, Kur'an'da böyle şey niye olsun ki? Müslüman akıl dini. Deme kardeşim. Böyle diyesen atıyorsun ama atmak ağızdan çıkanı yazıyorlar. İmanınla oynasın. Yapacaksan, halt edeceksen, karıştıracaksan inkar etmeden yap bari de günahkar mümin ol. Fasık ol. Öbür türlü küfre düşersin. Bunlar bilmeyle oluyor. Bunu çok adam yapıyor şimdi. Yani onun için öğrenin. Öğretin. Ben öğretiyorum. Bu benim mecbur görevim. Sen de çocuğuna, kızına, karına, yakın arkadaşına, arkadaş yahu mesele buymuş diye mecbursun öğretmeye fırsat buldukça. Öğret ve allimuhu. Öğretiniz. Ve teallemül faraiz. Bu dinin hükümleri, mal taksim vesaire. Öğrendiğiniz gibi ve allimuhe. Öteki insanları da öğretiniz. Reddetmesinler. Allah'ın emrini reddeden adam Müslüman olamaz. Öğretiniz ennâse, insanlara. Feinni imru'un makbudun. Ben de bir insanım. Ruhum kabzolunacak. Öleceğim. Ölmeyen bir Allah var. Herkes ölecek. Ben de öleceğim. Kainat benim hürmetime yaratılsa da ruhu kabzolunacağı adamım ben. Öleceğim. Beni bir zaman göremeyeceksiniz. İnnemâ ene beşerun mislüküm. Ben sizin gibi bir insanım. Evet.
ve de bu sebeple ebedi yaşamayacağım, bir gün öleceğim. Ve innel ilme seyukbadu. Ben size Allah'ın emirlerini Cebrail Aleyhisselam'da öğreniyorum, size ulaştırıyorum. Siz de başkalarına ulaştıracaksınız ama bir zaman gelecek, bunları ben öğretemeyeceğim. Sahabilerim de benden öğretsinler de onlar da yok olacaklar. Ondan öğrenenler de yok olacaklar. Ondan öğrenenler de yok olacaklar. İmam-ı Azam yok, İmam Şafii yok, İmam Mali yok şimdi. Kabrine gidiyoruz ancak. Evet, bir zaman gelecek, bilenler de ölecek, kalmayacaklar. فَاِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَذُ. İlim de ortadan kalkacak. Bilen kalmayacak. Namaz kılmayı bilmiyor hoca. Secde yedi aza üzere olur. Peygamberin hadisi. Alın burun yere değecek. İki el yere değecek. İki diz yere değecek secdede, namazda. İki ayak yere değecek. Her zaman söylüyorum. Ayak neyle yere değer arkadaş? Neresiyle? Altıyla değil mi? Hadiniz birisi kalkın da ayağın sırtıyla ayağa kalksın bakayım göreyim hadi. Ama namazda adam ayağının tersinle secde ediyor. Peygamber de diyor ki ayaklar yere değmezse secde olmaz. İmam böyle yapıyor. Cuma günü bakıyorum ben, cemaatin çoğu böyle yapıyor. Bilmiyor ki. Öğrenin diyor. Öğrenin. Bilenler de onlara öğretsin. Aksi halde böyle bilgisizlik alıp yürüyecek. Niye horum olsun kardeşim? Niye kabul etmesin? Allah büyük canım kabul eder onu. Biz Allah küçük mü dedi lan? Ama bu Allah'ın Resulü'nün emri, Allah'ın emri bu. Muhammed dediyse tutun. Öyle söylüyor. Onu örnek alın. Ona tabi olun diyor Allah. Peygamber'e uymak Allah'ın emri. O da böyle söylüyor. Ben de aktarıyorum. Sen de öğreteceksin. Yakınına, uzağına öğretin diyor. Bak ben yok olacağım. Bilenler de yok olacak. Öyle zaman gelecek. Şimdi öyle. Hacca gidiyorsunuz. Adam imanlı. Para harcamış. Zamanı ayırmış. Ama bakıyorum ben, yalnız bizde değil, Kabe'ye gelenlerde de, o hacılarda da seçkin Müslüman demek o. Secde etmesin bilmiyor herif. Kabe'ye ahok tu diye tükürüyor. İki tane çakacağım. Ula Kabe'ye tükürülür mü lan hayvan? Sen buraya niye geldin? O Kabe'ye saygı duymuyor değil mi? Ama tükürüyor ya orada. Bilmiyor. Öyle bir zaman gelecek. Bilenler de kalmayacak. Cehalet ortalığı kaplayacak. Ya siz öğrenin, öğretin. Öyle bir demar ki ben de kaybolacağım, bilenler de kaybolacak. Ve tazharul fitan. Fitneler, karışıklıklar ortaya çıkacak. Heh, bir sensin sanki hoca. Kimse bir şey demiyor ki. Okumuyor ki herif, öğrenmiyor. Bilmediği için evet geçiyor, imam oluyor falan. Geçiyor, vaaz ediyor ama İşin aslını okumadığı için bilmiyor. Onlar bilmiyor, vatandaş bilmiyor. Böyle şey söyledin mi? Senden başka hoca yok mu be? Demeye kalkıyorlar. Öldürmeye kadar kalkıyorlar böyle söyleyeni. Düşman oluyorlar, şikayet ediyorlar. Fitneler çıkacak. Dinin hükümlerini söyledin mi? Herkes bilmediği için, hoca da bilmediği için birisi çıkar söylerse şuna bak be. Fitne çıkarıyor diye öyle zamanlar gelecek. Hatta yahtelifel isten fil fariza. Evet. Bunları yaşamışız. Yokluyorum ben gün. Ben kabul etmiyorum diyor. Ya Müslümansın. Allah'ın emrini kabul etmiyorsun deme yahu. İki kişi diyor miras meselesinde veya farz içki içmek haram. Namaz kılmak farz. Kardeşim Allah'ın namaza ihtiyacım var. Diyor herif. Benim az kalmama, oruç tutmama ihtiyacım var Allah'ın. Allah emre diyor. Öyle adamlarla karşılaşıyoruz biz. Allah'ın namaza ihtiyacım var. Öyle adamla gelecek.
iki kişi Allah'ın farzı konusunda kavga edecekler. Bu yalnız bizde değil, dünyanın her tarafında. Neden? Kur'an okunmuyor, öğretilmiyor, bilinmiyor. Bilinmeden ezbere. Hacca geliyor herif, ezbere, guru gürültü. Bunlar öyle bir devir geçti. Bilmeden olmaz. Öğrenin, bildiğinizde öğretin. Ev reisi olarak mecbursunuz. Adınız hocaysa mecbursunuz öğretmeye, öğrenmeye. Evet. La yecidani men yakdi biha. Faraizi bilen adam kalmadığı için miras taksimini, gel hoca, anlamıyorum kardeşim. Bülbül gibi Kur'an okuyor ama faraiz bilmiyor. Evet, bu aziz milletin öyle bir devirleri vardı ki faraiz bilmeyene icazet vermiyorlardı. Kürsüden konuşturmuyorlardı. Şimdi öyle mi güzel kardeşim? Faraz bilen kaç kişi çıkar bana getir. Evet. Hükmedecek adam bile bulamaz. Anlamıyorum kardeşim, tamam da ben bu şeyi bilmiyorum. Bilen kalmayacak. Faraizi bilen kalmayacak. İşte o devirler geldi. Ne güzel Türkçe tefsirler var. Türkçe hadisler var. Türkçe fıkıh kitapları var. Tercüme edilmiş. Arapça asırlarını okuyamazsan, biz de işin aslı neden ve niçin bilsinler diye 30 ciltlik mefsudu tercüme ettik. 10 sene uğraştık. Al kardeşim oku yahu. Neden niçini gör delilleriyle İslam fıkıh diye de başlık attık. Ama vatandaş okumuyor. Evet. Yine elhamdülillah paşamız okuyor, hakimimiz okuyor. Bu aziz milletin yine tutar tarafı var ama vatandaş ilmihal bile okumuyor. Camiye geliyor, kuru gürültü. Secde etmesi bilmeden cuma kılıp gidiyor. Kuru gürültü. Oruç tutuyor. Akşama kadar dedikodu yapıyor. Aşk, boşuna aşk kalıyorsun güzel kardeşim. Oruç sadece mideyi aç bırakmak değil ki. Diline hakim olmak, gözüne hakim olmak, eline, beline, diline hakim olmak. Onları da harama karşı oruç tutturacaksın. Ama nerede? Evet, o haller geldi. İki hüküm verecek adam bile bulamazsın diyor. Ahmed İbni Hanbel, Hakim Müstetrek'inde Abdullah Mesud'dan radıyallahu anh'tan nakletmişler. Tirmizi, Nesai de keza taallemül feraiz, feraiz öğreniniz, mal taksimini ve allimuha ennase, insanlara öğretiniz. Fe inni imrun makbuz, ben yakında öleceğim. Ve innel ilme seyukubadu hatta yahtelfe isnani fil fariza, ilim kalmayacak, bilen kalmayacak. Fariza, farzlar konusunda, bu miras taksiminde, paylar konusunda bilen adam kalmayacak. Kalmayacak. Fela yicidane men yafsılu beynehüme, iki kişi arasını ayıracak alim kalmayacak diye nakletmişler. Bilmeden olmaz. Bilmeden ibadet geçerli olmaz. Oruç, namaz hep böyle, zekat böyle, hac böyle. Lütfen, lütfen bu kitapları alınız ve öğreniniz. Bilerek camiye geliniz, bilerek namaz kılınız, bilerek hacca gidiniz. Efendimiz onu söylüyor. Teallemül ilm, ilmi öğreniniz. Evet. Fe inne ahadeküm la yedri meta yaftakur ila ma'inda. Bu ne zaman size lazım olacak bilmezsiniz. Kardeşim ben hoca mıyım ya? Ben tüccarım ya. Ben işte mühendisim ya. Doktorum ya. Tamam da başına öyle bir sıkıntı da geldi ki orada hoca bulamazsın. Öyle karar vermek zorunda kalırsın. Ne zaman başınıza sıkıntıya düşeceğinizi bilemezsiniz. Öğrenin, öğrenin diyor. Müslümanın emirlerini öğrenin. Yanlış iş yaparsınız. Öğrenin, öğrenmeden gelişigüzel yaşamayın. Ve teallemül ilm es-sekine vel vakar. Öğrenin. Heh. Öyle adamlar da var şimdi. Bunlar okuyorlar. Şu camiye gelenler, sen Müslüman mı sanıyorsun? Hocam ya. Bunlar ne şeydir? Şimdi ondan kelimeyi kullanmıyorum. Bir de öğrenmiş, insanları hiç yerine sayıyor. Kendisini artık yükselmiş, temizlenmiş. Öteki
bir bayrama gelen, cumaya gelene boş ver hocam şu cehennem kütüklerine. Kulağıma söylemiş kaç kişi. Böyle de olmayın. Müminlere tepeden bakmayın. Günahkardır o, inkar etmedikçe. Ama şimdi bu sofular da öyle kendine bir havaya veriyor. Bu camiye gelenler hepsi sen şey mi zannettin hocam? Böyle camiye Müslüman olmasa ne gelsin herif? Sofusu böyle. Öteki de bir şey bilmediği için niye harım olsun şarap deyip durur. O devir geldi. Böyle olmasın diyor. Bilin, öğrenin, öğretin. Görevini herkes yapsın. Bilenler de vakur olsun. Ağırbaşlı olsun. Eline geleni kafir falan deyip durmasın. Öyle demesin. Kimin ne olduğunu Allah bilir. Hesaba kim kazanacak, kim geçecek? Sır. Gayb Allah bilir. Sen öyle havalanıp durma. Vakur ol. Kimseye tepeden bakma. Ve tevada'u limen teallemune minhu. Öğrenmek için de hocaya saygı duyun. Hocam böyle diyorsun ama mantıken söyledin. Demeyin lan. Dinle bakalım. Dinle bakalım. O oraya gelince kadar ne kadar dişek çürüttü. Hele bir dinle, sabır et bakalım bir. Şimdi o da var ya. Bir dakika hocam. Evet efendim, yaşamışız. İslam dersinde ders okuyoruz. Doktora yapmışız. Ders okuyacağız. Bir şey söylüyoruz. 35 tane, 30 el kaldırıyor. Benim kanaatime göre burada bir yanlışlık var. Allah Allah. Biz hocalarımızın karşısında böyle titriyorduk. Ömer Nasuh bilmem hoca şunu kabul etmiyordu. Yakası açı adam çıkılandırıyordu. O kadar disiplin adamdı. O kadar. Biz öyle hocalarla yetiştik. Şimdi ondan zaten vazgeçtik de başı kabak, kolu kısa, kılsınlar diyoruz. Ama sesimi çıkarmıyoruz. Ama bir de böyle kanaatime göre hadis yazdım tahtaya. Men istevâ yevmâhü fevme mağbûn. İki günü denge olan aldanmıştır. Okulan şunu dedim. Elma mı armut mu diye bakıyor. Ulan dedim hayvan şunu okuyamıyorsun. Kanaatime göre diye ahkam kesiyorsun. Evet devir o devir arkadaş. Hoca namzedi bu. Vaiz olacak, müftü olacak. Kanaatime göre diyor. Kendi, ulan sen kimsin yahu? Bir hadisi okuyamıyor. Ama arkasından kanaatime yok. Şimdi bu hastalık her yeri sarmış. Dükkana gidiyorsun. Hocam kanaatime göre bu haram olmaması lazım. Ulan dur yahu, senin sahan mı bu yahu? Ben size şimdi kanserin ilacını buldum desem inanır mısınız ulan? Hoca işine bak sen demez misiniz? Ama şimdi her türlü esnaf kanaatime göre bu haram olmaz hocam. Niye haram olsun? Dur ya konuşma kardeşim. Bu iş öyle hemen bir kalemde olmuyor. Evet öyle. Öğretenlere saygı duyun. Dinleyin bakalım bir. Dinleyin. Birinden kafanızı yatmadı. Bir başkasını dinleyin. O daha güzel anlatır. Bir kitapta şöyle ötekine bak. Öğren. Onlara bir kere he de. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler bu hadis-i şerifi. Evet. İmam Şafii de biz hocamızın karşısında diyor yaprak, kuru yaprak rüzgarda nasıl böyle uçar? Titriyorduk diyor. O ağzından çıkanı kaçıracağız diye böyle. Ha böyle adam işte imam oluyor arkadaş. E sen kanaatime göre değilsen bir şey olamazsın yani. Şimdi de öyle var. Efendimiz bunları hep görmüş. Evet. Bir hadis daha okuyorum izninizle. Teallemül Kur'an. Kur'an'ı öğreniniz. Vakra'uhu. Onu usulüne göre okuyunuz. Evet. Ben şimdi Denizli'de öğretmen oldum. Köyüme gidiyorum cumartesi gün okuldan. Oradaki bizi sevenleri topluyorum. Bunlar kellifeli adamlar. Okuyorum. Hadi okuyalım diyorum. Nasıl okuyacaklar bakıyorum. Hadi bakalım sen elham oku. Elhamdülillahi. Ulan dülillahi mi o? Elhamdülillahi değil mi? Kul huvallahu ahad değil mi bu? Kul fü vallahu diyor. Fe oyu.
Lem yelit verim yület. Ulan yület mi lan o? Böyle namaz kılarsan olur mu arkadaş? Kur'an'ı öğrenin, usulüne göre okuyun ve de öğretin. Öğretin. Çoluğumuza çocuğunu öğretmek mecburiyeti var. Hocaysan cemaati öğretmek mecburiyetin var. Verkudu. Evet. Yatmadan evvel mutlaka Kur'an okuyun. Fatiha okuyun. Ayetül Kürsi okuyun. Evinizden hırsızlık olmaz. Güzel, yakışıklı okursan eviniz yıkılmaz. Fatiha da öyle. Şeytanı kovarsınız, karınızla kavga etmezsiniz. Güzel okursanız. Âmenner Resulü okuyunuz. Burada yazıyor bunlar efendim. Ben size tercüme ediyorum. Uyumadan evvel ne okuyacağız? Öyle diyor bak. Ayetül Kürsi ve Ahirul Bakara. Bakara suresinin sonu. Âmenner Resulü. Allah razı olsun, bizim atalarımız camide bunu adet haline getirmişler. Müezzin yatsı namazının arkasından Âmenner Resulü okur. Değil mi? Tesbih çektik şimdi. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dedi hoca. O ne okudunuz? Ayetül Kürsi okudunuz. Adet haline gelmiş, ne güzel. Suud'da yok bu, Kabe'de yok. Şam'da yok, Bağdat'ta yok, Kahire'de yok. Bizde de Allah razı olsun hoca şeylerimizden, atalarımızdan bunu adet haline gelmiş. Burada yazıyor bak. Bunları okumadan uyumayın geceleri. Kafirin suresini okumadan yatmayın. Kafir olmazsınız. Şirk, münafıklıktan kurtulursunuz diyor Peygamberimiz. Okulan bir kafirin suresini biliyorsun. Akşam oku da yat. Evet. Fatiha, Ayetül Kürsi, Âmenner Resulü, Huvallahu Lezî. Evet. İhlas, üç İhlas, üç Felak, üç Nas, Kafirin suresi, İnna Ataynî oku. Zürriyetin, neslin güzel adam olur. Evlatların güzel olur. Peygamberimize çocuğu olmadığı için ebter demediler mi? Onun üzerine indi. Her akşam okursan evlatların güzel adam olur. Onu da oku. İhlas, Falak, Nasr'ı oku. Kimse sana büyü yapamaz. Cinler sana musallat olamaz. Evet. Başkaları sana tesir edemez. Kurtulursun onlardan. Bunları okumadan yatma. Fînne mesele Kur'an dimen teallemehu fekarahu kemes vekamehu bihi kemeseli cirabin mahşû misken yefûhu rîhuhu fî külli mekânin ve mislu men ve meselu men teallemehu feyerkudu ve huve fî cevfihi kemeseli cirabin evet ükiye ala miskin. Ne güzel söylemiş. Şimdi biliyorsun, hepin Fatiha'yı biliyorsun, Ayetül Kürsi'yi biliyorsun, Âmenner Resulü biliyorsun, Huvallahu Lezî biliyorsun, her gün okuyorsun ya, biliyorsun. Bunları okumadan yatarsan diyor, bir kap var misk dolu, misk. Bunun kapağı açık olursa evin içi misk kokmaz mı? Senin içinde de bunlar var, biliyorsun. Ama okumadan yatıyorsun, kapağı kapalı. Misk doldurduğun kabın ağzı kapalı. Ev kokar mı? Kokmaz. Aha, bunları okumadan yatarsan ev misk kokmaz. Okursan misk gibi kokar. Güzellik olur. Şeytan defolur. Evinizde huzur olur. Ya o gün ölürseniz, Allah affetmiş olduğu halde o gece ölürseniz, gündüz okursanız, o gün ölürseniz Allah affetmiş olduğu halde ölürsünüz. Bunların hep yeri var. Sakın diyor, okumadan diyor, işe gitmeyin, okumadan yatmayın, uyumayın. Fatiha, Ayetül Kürsi, Âmenner Resulü, Huvallahüllezî, üç İhlas, Kafirun Suresi, İnna Ataynâ Suresi, üç İhlas, Kul Huvallahu Ahad, üç Felak, Kul Rabbil Felak, üç Kul Nas.
Bunları okumadan uyumayın diyor. Ev mis gibi koksun. Belalar defolsun. Ecelin ne zaman geleceği belli olmaz. İmanla göçün diyor. Allah'ın affını mazhar olarak olursunuz. Hadis-i Şerifi Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Bu Kur'an konusunda daha şeyler var, hadisler var. Devam ediyor. Onları da başka zaman inşallah okuruz. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve töbü ileyh. Fatiha-i Şerife mal besmele-i şerife. Elhamdülillahi rabbil alamin. Günahını işerken istedim. Müstakim sen. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke. Besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. On birer İhlas Suresi. Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahim ve Rahim. Kemtin yakın. Müstakim sıratı. Üçer salavat-ı şerife. Hatim var. İhlas'tan başlayayım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر
La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu ekber ve lillahil hamd. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vaffigna ilal hakkı ve ilal necati ve ila tarikul mustakim ve ila tarikul cennetin naim. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, okunan Kur'an azimüşşan hatimlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ve ahirete itibar eden cümle müminlerin ervahına hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlarımız, bizleri yetiştiren üstazlarımız, meşayih efendilerimiz, burada bulunan bizler,
ve hatim sahibi kardeşlerimizin niyetindekiler, bu güzel camiyi yapan, bugüne kadar gelmesine emeği geçen, bu camiden ahirete irtihal eden müezzin, kayyım, vaiz, cemaati müslimin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulha, şühedâ, mü'min ve mü'nât, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezeden, sıkıntılara katlanan şühedâ ve kuzat, bu güzel vatanda hayır eserler diken ashab-ı hayrat, halen bu vatan için canlarını bezleden mümin kardeşlerimiz ve arkasından Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış garip müminler, tüm geçmişlerimizin ervahını hediyeledik, vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarımızı ve seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Hayatımız boyunca hayırlarda yarışan salih ameller sahibi salih kullarından eyle. İçi dışına, özü sözüne uygun istikamet üzere yaşayan güzel Müslümanlardan eyle. Her an ve her yerde bizleri seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Her anını bilinçli geçiren, şuurlu geçiren, senin rızana kalbi temiz, üstü temiz, mekanı temiz, güzel Müslümanlardan olarak kendini Allah'a arz eden, Allah'ın esinti, rahmet esintilerinden nasibini alan bahtiyar müminlerden eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şerlerden, belalardan, musibetlerden, kötülüklerden muhafaza eyle. Güzel vatanımızı ve İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımızı şifalar bahşeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Darlıktan, sıkıntıdan kurtar ya Rab. La ilahe el alemin. Aramızdaki beyinsizler yüzünden bizlere buğz etme, azap etme ya Rab. Katı kalplerimizi yumuşat ya Rab. Kalbimizde hiçbir mümine, Müslümana karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i affınla, kereminle, setrinle, gufranınla, lütfunla, ihsanınla muameleye tabi eyle. Affır onlardan eyle ya Rab. Ya ilahel alemin, Recep-i Şerif'i hakkımızda mübarek müyemmen eyle. Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek, hayırlı müyemmen eyle. Bizi Ramazan'a yetiştir. Ramazan'da da güzel oruç tutarak tüm günahlarından kurtulan bahtiyar müminlerden olmayı bize nasip eyle ya Rab. Dualarımızı da Kabe'de, Ravza'da edilen güzel salih kulların güzel dualarının arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Her an ve her yerden zikredenlerden eyle. Şükredenlerden eyle. Nefsimize bizi esir etme ya Rab. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlış görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Kulum diye sevdiğin, hitap ettiğin, kabul ettiğin güzel kullardan olmamız için bize yardımını esirgeme ya Rab. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.